Merhabalar. Bu tarif de çok güzel. Peynirli. San Sebastian cheesecake yapacak annem sizlere. Videoyu açıp anneme bırakmadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sözü anneme bırakıyorum. Teşekkür ederim Tunçeciğim. Güzel sunumun için. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoda gördüğünüz gibi tam ölçülü, çok harika lezzetli bir San Sebastian cheesecake yapacağız. Bunun için kullandığım peyniri görüyorsunuz. Ben Torku'nun krempare diye bir peyniri var. Onu kullandım. Yani krem peynir. Ve kullandığım krem peynirin ölçüsü 400 gram. 400 gram krem peynirinin üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker koydum. Ve cheesecake tarifimin ilk başta şekerinin tam manasıyla eriyebilmesi için bir paket krema ve peynirimi şekerle beraber iyice çırpıyorum. Daha sonra robotumu bırakacağım ve el çırpıcısıyla çırpmaya başlayacağım. Ve tamamen çırpmış olduğum kremayla peyniri, şekeri şimdi çırpıcıyla çırpmaya başlayacağım. Tadına bakıyorum. Bu şekilde bile harika. Bu şekilde bile karıştırıp ekmeğinizin üzerine sürüp yiyebilirsiniz. Ve 3 adet yumurtam var. 3 adet yumurtayı tek tek kırıp çırpıcıyla çırpacağım. Tek yumurtalarımı kırıp çırpıyorum. Ve son yumurtamı da kırdım. İyice çırpıyorum. Şimdi onun üzerine bir tatlı kaşığı tepeleme un. Unumu eleyerek ekliyorum. İsteyenler bu aşamada yine eleyerek bir paket vanilya da ekleyebilir. Ama ben vanilya eklemedim. Bu şekilde tarifimi uygulayın. Tadına bayılacaksınız. Özellikle videomu buraya kadar izleyenlerden yorum bekliyorum. Ve cheesecake hamurum hazır. Cheesecake hamurumu dökeceğim kavurum yaklaşık 20 santim kelepçeli kalıp. Yani bu kelepçeli kalıplar takım şeklinde satılıyor. Onun en küçüğüne döktüm. Şimdi kesmiş olduğum yağlı kağıdı ortadan ikiye katladım. Ve sivri köşesinde yine böyle uçak yapar tarzı katlıyorum. Sırf yağlı kağıdımı tam orta noktasını bulmak için. Ve yağlı kağıdımı böyle kenarları kıvışık bir şekilde kabıma koydum. Onun üzerine yine süzerek hamurumu ekliyorum. Aynı bizim kazan dibi tarzı öyle yanık bir cheesecake. Harika tadı var, mutlaka deneyin. Ve ayrıca benim ölçülerimde birebir cheesecake hamurum hazır fırına gitmeye. Ve üzerindeki patlakları hafif elimle patlatıyorum. Hazırlamış olduğum 190 derece fırında tam tamına 45 dakika pişirdim ben. Siz yine de 35-40 dakika sonrasını kontrollü bir şekilde başında durarak pişirin. Ve fırından çıkardım. Ve nasıl sallandığını size daha yakından göstereceğim şimdi. Çok sıcak olduğu için elimi değmiyorum. Ve bakın, işte cheesecake'imiz olmuş demektir bu görüntüyü yakalamışsak. Harika. Birazdan soğuduktan sonra kesim aşamasına geçeceğiz. Hatta kabından hiç oynatmıyorum. Bir saat boyunca bu şekilde oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Hatta eğer biraz aceleniz varsa dışarıya, balkona, bir yere, soğuk bir yere çıkarabilirsiniz. Ve kenarlarındaki yağlı kağıttan tutup çıkardım. Çok basit bir şekilde. Benim cheesecake'im tamamen soğudu. Ve hatta cheesecake'i buzdolabında bekletip
bir gün sonra getirseniz çok çok daha lezzetli oluyor. Altından yağlı kağıdı isterseniz çıkarın, isterseniz bu şekilde genelde servis ediliyor cheesecake. Ama ben kenarlarından yırtarak videoda gördüğünüz gibi yağlı kağıdımı çıkardım. Ve harika bir görüntüsü var. Ve cheesecake'imi dilimliyorum. Dilimleyip size altının da üstünün de nasıl bir ayarda piştiğini göstereceğim. Ayrıca da tadımını da yapacağım. Ve dilime bakın ne kadar lezzetli gözüküyor. İçinin de nasıl gözüktüğünü gösteriyorum. Harika bir San Sebastian cheesecake tarifi verdim. Ve yan şekilde yatırıyorum. Altının da nasıl piştiğini görüyorsunuz. Aynı üzeri gibi. Hiçbir farkı yok. Ve şimdi tadına bakacağım. Beni izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur ve bereket hiçbir zaman eksik olmasın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.